Motosikletli kuryeler bugün eylem yaptı. Hem son dönemde artan trafik kazalarında hayatını kaybeden, yaralanan meslektaşlarına dikkat çektiler. Hem de yaşadıkları zorlukları anlattılar. En büyük sıkıntı hız puanlaması. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Şu anda üniversitede okuyor. Evet, çalışıyoruz maalesef. Ülke şartlarında, bu ülke şartlarında. Üniversite okumamızın amacı, üniversite okusam da işsiz kalacağım zaten. Yani gerek duymuyoruz artık, okumaya gerek duymuyoruz. Mehdi Aydın lise mezunu, 3 yıldır motosikletli kuryelik yapıyor. Emre Ceyizli ise 1 yıldır motosiklet üstünde. Aslında üniversite mezunu, dış ticaret okudu. Yıllarca finans sektöründe çalıştı. Ancak pandemide işten çıkarıldı. Geçinebilmek için şimdi o da kuryelik yapıyor. Ekonomik şartlardan, işsizlikten dolayı ne yazık ki bu mesleği yapıyorum. Çünkü başka bir alternatifim yok. Geçim sıkıntısı olan insanlar burada hepsi fazla. İnanın bana, üniversite mezunu bile, yani mühendisler bile bu işi yapmaya kalktılar. Yapıyorlar da. Çünkü pandemi dönemiyle artan işsizlik oranında yapmak zorundalar. İşsizlik arttıkça, üniversite mezunu işsiz sayısı çoğaldıkça Türkiye'deki kurye sayısı da artıyor. Ve kuryeler bugün seslerini duyurabilmek için İstanbul'da eylem yapıyor. Ücret yetmiyor insanlar, asgari ücret. O yüzden bu işi yapıyorlar. Biz Bursa'dan geldik. Mühendisi de var aramızda, öğretmeni de var, inşaatçısı da var. 50 cc motor alan artık B tip ehliyetle kuryelik yapabilme hakkına sahip oldu. Motosikletli Kuryeler Derneği'nin talebi, sipariş uygulamalarındaki hız puanlamasının kaldırılması. Hafta başında bir arkadaşları trafik kazasında hayatını kaybetti. Bir gün önce de bir başka meslektaşları bu kazayı geçirdi. Ağır yaralandı. Evinize yemeğinizi, pizzanızı, hamburgerinizi, suyunuzu, çikolatanıza kadar, çorabınıza kadar bizler getiriyoruz. Bu yağmurda, bu havalarda bile ekmek parası kazanmak için biz bunları yapıyorsak, lütfen onlar da bizlere biraz saygı duysunlar. Zamanla yarışıyor. Bir siparişi yetiştirebilmek için canlarını tehlikeye atıyorlar. Hızlı gelsin notuyla verilen bir sipariş onların hayatına mal olabiliyor. Son dönemde artan trafik kazalarında yaşanan kurye ölümlerine dikkat çekebilmek için bir araya geldiler. Yaşadıkları zorlukları duyurmaya çalıştılar. Bizlerin de bir canı var. Bizim de arkamızda bekleyen ailemiz var, annemiz var, babamız var. Görüyorsunuz yağmurlu havayı. Görüş mesafemiz çok az. Ve siparişler yağmurlu havalarda en az 3-4 kat artıyor. Biz burada isyan ediyoruz artık. Niye? Bu kadar insan günde o kadar kaza atlatıyor ve kimisi vefat ediyor. Ömür boyu belki de çalışamayacak duruma geliyor. Bu işi yaparken endişeniz ne? Ölüm korkusu. Sizden sipariş bekleyenlere bir mesajınız var. Acele etmesinler. Biz ne kadar yani hızlı götürebildiğimiz kadar hızlı götürüyoruz zaten. Onların hızlı gelsin demiş. O da bizi ölüme sürüklüyor.